Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acah, yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Alina. Şöyle ki seçimlere, 31 Mart yerel seçimlerine 2 haftadan az bir süre kaldı ama biz biliyoruz ki çok hummalı bir çalışma hem sahada hem de arka planda hem de böyle manipülatif yapılabilecek ortamlarda devam ediyor. Ki onlardan biri de seçim anketleri. Seçim anketlerinde manipülasyon yapıldığına dair söylemler var. Nedir buradaki görüşleriniz? Evet, bizi stüdyolarınızda konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aslında seçim anketlerinden ziyade bu süreç aday adaylık safhasında aday adaylarıyla ilgili birçok şeyler konuşuldu. İşte anketlerde manipülatif bir takım şeylerin yapıldığına yönelik bize de birçok biliyorsunuz bununla ilgili bilgi geldi. Hı hı. Dolayısıyla bunlar oluyor. Yani bu CHP'de de oluyor. İşte CHP İzmir'deki anket, belediye başkan adaylıkları ile ilgili anket sonuçlarını açıklamadı. İşte kim önde çıktı, kim çıkmadı. İstanbul'da birçok ilçeyle ilgili aynı şeyleri yaptı. AK Parti'de de bunlar çok safhada konuşuluyor. Hatta ben size iyi ki soruya bulunan başladınız. Biliyorsunuz ben Erzurumluyum ve Erzurum'la iç içe olan birisiyim. Hı hı. Erzurum siyasetini de yakından takip ediyorum. Erzurum kadim bir şehir. Türkiye'mizin göz bebeği olan bir vilayetimiz. Dolayısıyla hiç uzaktan aramaya gerek yok. Aday adaylık süreciyle ilgili bir anket elimize yaptığımız çalışmalarla ulaştı. Hı hı. Şimdi şöyle de bir kameraman arkadaşım zoomlar mısınız? Erzurum Siyasi Durum Araştırması Kasım 2023. Evet. Şimdi bu anketi genel merkez yapmamış. İşin ilginç tarafı bu. Bu anketi parti yapmıyor burada. Parti yapmamış. Milletvekilleri yaptırmış. Hmm. Hatta bazı isimler konuşuluyor. Mevcut milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok'un bu anketleri yaptırdığına yönelik bir takım bilgiler var elimizde. Nedir bu ankette? Bu arada anketin bir anket külfetli bir iştir. Tabii ki. Parasını nereden alıp yaptırmışlar derseniz Erzurum'da 2 tane merkez ilçe belediyemiz var şu an. Hali hazırda. O 2 tane ilçe merkez belediyesinden başkanlarından para alınmış. Bu da ispatlı yani. Bilgimiz, paranın ne şekilde alındığı, nereye gönderildiğini, kime gönderildiğini hepsini biliyoruz. Yani yalanlamaya kalkmasınlar, mahcup olurlar. Bu belediye başkanlarından bu para alınmış ve bu anket yapılmış. Neye yapılmış biliyor musunuz? Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen'in şehirden gönderilmesine yönelik yapılmış. Şimdi kendi adaylarını belirlemek üzere. Tabii şimdi bakın anket yaptırıyorlar. Ben size söyleyeyim. En basitinde. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in belediye başkanı olarak gösterdiği performansı nasıl buluyorsunuz? Şimdi ben Erzurumluyum. İstediğiniz Erzurumlu'yu açın sorun. Herkes şunu der. Sekmen'in bu şehre yaptığı çok şey var. Bunu kimse inkar edemez. Evet. Gerçekten Erzurum'a katma bir değer getirdi Mehmet Sekmen. Bunu inkar edemeyiz yani. Ben değil. Dışarıda yaşayan Erzurumlar da girip görüp geliyorlar. Erzurum'da yaşayan insanlar da bunu söylüyor. Yani Erzurum'u çok mükemmel bir hale getirmiş. Var mı eksikleri? Var tabii her vilayetin olduğu gibi Erzurum'da eksikleri var. O tartışılır. Ama gelelim ne şekilde bir operasyon çekmeye çalışmışlar Mehmet Sekmen'e. Burada belgelerle açıklayalım. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in belediye başkanı olarak gösterdiği performansı nasıl buluyorsunuz? Başarılı %42.7, başarısız %45.3. Fikrim yok diyenlerin %12. Yani yaptırdığı anketlerde başarısız göstermişler. Bu bir. İki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar aday olursa oy verir misiniz? Evet diyenler %35.4. Hayır diyenlerin %48.9. Peki bu anketi yapan insanlar, seçimlere az bir süre kaldı. Yani sizin şu anketlerde yapmış olduğunuz, yani anketörler yapıyor ya, manipülasyon yok diyorsunuz ya. İki haftadan, sizin de söylediğiniz gibi, iki haftadan az bir süre kaldı. Evet. Şimdi bu ankete göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kaybediyor. Mehmet Sekmen. Çünkü yeniden aday gösterildi. 31 Mart akşamı şu anketleriniz, manipüle ettiğiniz anketler sizin yüzünüze tokat gibi vurduğu zaman acaba yüzünüzün şeklini çok merak ediyorum. Ya bu aslında yaptıkları şey çok ucuzca. Benim adamım olsun, senin adamın olsun. Yani adamların derdi parti marti değil. Cumhurbaşkanı kendini yırtıyor. Adam her yere yetişmeye çalışıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bunların umurunda değil. Bunlar Mehmet Sekmen gitsin, Ahmet gelsin bizim adamımız. Veli gelsin bizim adamımız. Hasan gelsin. Ya kardeşim, yaptığınız bu iş partiye zarar veriyor. Partiye emek verenlere ihanettir. Yani sadece kendi adamınızı yapmak için birilerini manipülatif bir şekilde biletini kesmeye çalışırsanız ya bunu kimse yemez yani. Ha işte yaptırdığınız anketler. Ha bu arada bütün ilçelerin anketleri elimizde. Bütün ilçelerin. Yani öyle güzel bir dizayn etmişler ki. Kime nerede yapılmış, kimi istiyorlar. O kadar güzelce bir kurgu yapmışlar ki. İşte parayı vermişler, yaptırmışlar. Kendi adamlarını. Mesela Çat diye bir ilçemiz var bizim. Erzurum Çat. Güzel de bir ilçemiz. Belediye başkan adayı gösterdikleri arkadaşa ben bir şey demiyorum. Adamın kişiliğine, şahsiyetine. E kardeşim, karşılığı yok bu adamın. Yok yani, bunu 50 yerden bize gelen, Erzurumlu olmamız hasebiyle bize gelen, yayın grubumuza gelen mailler var, mesajlar var. E bu adamı nasıl aday gösterdiniz? Niye? Orada il başkan yardımcısı var. Şu anda da SKM başkanı yapmışlar. E bir taraftan il başkanıyla kanka, bir taraftan milletvekili Selam Bey ve Mehmet Bey, Mehmet Emin Bey'le yakın ilişkileri var. Ahbap çavuş ilişkisiyle orada aday ettirilmişler. E yazık günah partiye, yazık günah. Peki orada kaybettiğiniz zaman bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Nasıl vereceksiniz bu hesabı? E il başkanı, tamam anladık, zengin adamları seviyorsun. Zengin adamlarla ilişkin iyi. Tamam da kardeşim, yani bu yaptığınız doğru bir şey değil. Üstelik sen il başkanısın. Bu işlerde tarafsız olman lazım. Yani hatta bununla ilgili bir bilgi notu daha vereyim. İl başkanı beni yalanlasın, yayınlayacağım. Bir arkadaşı, şu an bahsettiğimiz il başkan yardımcısı ve SKM başkanı olan, Çat'ta belediye başkanı adayı gösterdikleri o arkadaşımızın kayınbiraderi. Telefonla konuşuyor. İşte diyor ki, ne var ne yok, iyi misiniz? İyiyiz diyor. Ne yaptınız diyor. Seyhun'un işini diyor. Diyor ki il başkanıyla diyor şu an Ankara'ya gidiyoruz. Selam mı var sana diyor. Oradan il başkanı da selamlar falan diyor. İşte ve aleyküm selam falan. O iş tamam tamam bitti. Seyhun tamam. Seyhun tamam diyorsun. Daha parti görüşmemiş bile adaylıkları. Önceden kurulmuş bir tezgah. Yazık günah ya. Partiye yazık günah. Bu kadar basiretsizce, bu kadar. Ya Cumhurbaşkanı'na yazık, ben üzülüyorum vallahi. Adam gecesini gündüzüne katmış. Partiye emek verenlere yazık. Evet. Herkes küstürülmüş Erzurum'da. 3 tane, 4 tane adamın şeyine girmiş. İstediklerine itibar suikastı yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Yani rezalet bir durum var benim şehrimde. Benim şehrimde bunlar yaşanıyorsa, Erzurum gibi böyle bir kadim şehirde bunlar yaşanıyorsa, ben diğer yerleri hesap edemiyorum artık. Oralara hiç girmeyeyim ben artık. Ama Erzurum'da rezalet bir durum var. Behamal Erzurum'un, AK Parti'nin bu adamlardan kurtulması gerekiyor. Ya adam aynı gemide olmalı. Bakın biz geçen bir yayın yapmıştınız, bir haber yapmışsınız. Narman'a belediye başkanı adayı göstermişler. Adamın 2015'te partiye, cumhurbaşkanına demediği şeyler kalmamış. Demediği şeyler kalmamış.
Bu adamın iki tane millet, Narman kimin memleketi? Hali hazırda milletvekili olan Mehmet Emin Öz ve Selam Altınok'un memleketi ve bu adamlar da, bu adam da buna yakın, bunlara yakın. Hı hı. Bu adamı getirdiler, aday yaptılar. Biz yayınladıktan sonra adamın avukatı, kızıymış herhalde, bize ihtarname gönderdi. İşte bu tamamen fotomontajdır işte falan. Biz de cevap gönderdik. Kardeşim madem fotomontajsa gidin mahkemeye gidin. Mahkemeye gidin. Mahkeme bir kişiye göndersin. Fotomontajsa biz çıkıp bütün huzurda size sizden özür dileyelim. Ama fotomontaj olmadığını ben biliyorum. Çünkü o sildiğiniz, Cumhurbaşkanına, partiye hakaret ettiğiniz görseller buradan 3-4 yıl önce geldi elimize. Hı hı. Yeni değil yani. Şimdi bu adamı getirip Narman'a belediye başkanı da yaptılar. Kardeşim siz AK Parti düşmanı mısınız? Yani ben bunu AK Parti genel merkezi bunları nasıl görmüyor? İşleri güçleri şu. O müdürü nereden alabiliriz? Oraya getirebiliriz. O müdürü oraya getirelim. O memuru oradan alalım. O yani şehir adamların umurunda değil. Ve bunlar da Erzurum ne kadar büyük herhalde olsa insanların birbirlerini tanımasıyla küçük bir şehir. Herkes birbirini tanıyor. İnsanlar artık bıkmış mı onlardan? İnsanları tehdit ediyorlar. İşte bir şey söyledikten sen FETÖ'cüsün. Kimin FETÖ'cü olduğunu bütün herkes biliyor. Sonra da bir... Bütün anketler elimizde. Evet. İsteyen belediye başkanlarına gösterebiliriz. Merkez ilçenin iki tane belediye başkanı. Siz bu paraları neye gönderdiniz? Onu da bir açıklayın. Nasıl gönderdiğinizi de iyi biliyorum ha. Ona göre. Evet. Peki aynı gemide olup işte bunlar partiye o kadar çok zarar veriyor ki kimi milletvekillerinin aynı partiden milletvekillerinin kendi adaylarını çıkarmak için uğraşırken var olan işte belediye başkanlarını böylesine çürütmek için dediğiniz gibi böyle manipülasyonlar yapılması sonrasında işte Cumhurbaşkanı bile gittiğinde miting yapmaya çalıştığında bu sefer halkın tepkisi küsmüş. Ortaya çıkıyor. Evet. Evet insanlar küstürülmüş. Şimdi Erzurum'da şunu diyebiliriz. Ramazandır. Ramazan tabii ki Ramazan'ın etkisi de var insanların. Ama Cumhurbaşkanı'nın geçmişte yapmış olduğu mitinglere bakın. Erzurum halkı Cumhurbaşkanı'nı seviyor. Evet. Aslında Cumhurbaşkanı'nın hiçbir problem yok. Bakın ülke zor bir süreçten geçiyor. Ekonomi darlıklar var. O var bu var ama insanlar diyor ki bu işin üstesinden reis gelir. Ama sırf bunlar artık sürekli nemalanıyor diye insanlar buradan bunlardan tiskindiği için artık bu bahsettiğimiz isimlerden gitmiyorlar. Çünkü diyor ki biz gidiyoruz bunlar Cumhurbaşkanı'nı kandırıyorlar. Diyorlar ki bunları hep biz getirdik. Biz de gitmiyoruz artık. Görsün Cumhurbaşkanı bunların artık bu şehirde karşılığının olmadığını bizzat görsün diye gitmedik diyor. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi iki gündür Erzurum'da bir mesaj yayılıyor. Bana da gönderildi. Muhtemelen partiye çok emek vermiş birisi yazmış. Diyor ki AK Parti için artık diyor tehlike çanları ciddi ciddi çalıyor. Dün yapılmış miting 23 yıllık AK Parti tarihinde ilk defa fiyasko ile sonuçlanmış. Bir görüntü verdi. Üstelik bu miting sadece AK Parti'nin mitingi de değildi. Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak düzenlemiş olduğu mitingdi. Yaklaşık 30 bin bilemediniz 40 bin kişiyi alan bir alana en iyi ihtimal 4'te 1. Hatta bazı gözlemciler 5'te 1. Yani 10 binin altında insan geldiğini, gelenlerin de birçoğunun gönülsüz olduğunu, coşkuya iştirak etmediklerini söylediler. Kimse kendini kandırmasın. Gidiş çok kötü, çok çok kötü. Tabii bunun sebepleri var. En başta gelen sebep ise partinin kendi içindeki rekabetten kaynaklı, birbirine düşmanca yaklaşan tarzın hakim olması. Düşünebiliyor musunuz? Partinin kurucu, teşkilat başkanı, Erzurum'daki üye kayıt numarası 2 olan AK Partili bir isim, sırf yine partinin kurucusu olan birinin yakın arkadaşı diye belediye meclisinden siliniyor. Bu bir tane örnek. Başka örnekler var. Oğulları il yönetiminde, babaları belediye meclis üyeliğinde neopolitizm almış başını gidiyor. Milletvekilleri halktan kopuk. İşte bunu bahsediyorduk. Evet. Milletvekilleri halktan gerçekten kopuk. Tamam mı? Milletvekilleri halktan kopuk demiş. Üstten bakan, kibir abidesi yaklaşım içindeler. Belediye başkanları ve adayları halka uzak yaklaşım içindeler. Gecesini gündüzüne katan bir cumhurbaşkanı bu siyaseti,
Bu siyasi aktörleri hiç umurlarında değil. Cumhurbaşkanının sarf ettiği eforun milyonda birini bile sarf etmiyorlar. Bir örnek vereyim. Abdurrahim Fırat, milletvekili, kendisi Tekman ilçesinden. Ama o bölgedeki ilçelerde etkili olur düşüncesiyle AK Parti'nin listelerinde yer buldu. Soru şu, Fırat başta Tekman olmak üzere o bölgeden kaç tane isim mitinge katılmaları için ikna etmiştir? 50 isim söylenirse kendisini başarılı sayarız. Aynı şey Selam Altınok ve Mehmet Demir Öz için de geçerli. İkisi de Narmanlı. Bu isimler Narman'dan kaç kişinin mitinge gelmesine ön ayak olmuşlardır. Gelenler varsa onlar da kendi gönülleriyle Cumhurbaşkanı'na duydukları muhabbetten dolayı gelmişlerdir. Halkın arasına giren halk bunları konuşuyor. Özetleyecek olursak bu miting gerçek AK Partilerin yüreğini paramparça etmiştir. Ve bu miting sadece bir şey olmak üzere AK Parti'ye giren katılan isimler hiç umurlarında bile olmamıştır. Son söz Erzurum'a ait bir özdeyiş var ya, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar sözünden hareketle AK Parti'nin kötü duruma düşülmesinden yine AK Parti'ye çöreklenen arızalı anlayış tarafından dışlanan ama Cumhurbaşkanı'na gönülden bağlı olanların içini sızlatmıştır. Şimdi şunu diyor, biz diyor AK Parti'yiz ama diyor bu milletvekilleri, bu il başkanı, bazı isimler sayıyorlar orada üstü kapalı. Bunların yüzünden diyor biz AK Parti'den koptuk diyor. Evet. Yani hesap ortada. CHP'de de benzer durum var. Yani diğer partiler sadece AK Parti üzerinde değil bu iş. Hı hı. Ben sadece Erzurumlu olmam için hasebiyle, Erzurum siyasetini yakından takip etmem hasebiyle Erzurum'u örnek verdim. Ama şu bir gerçek. Cumhurbaşkanını Erzurum çok seviyor. Erzurum'da Cumhurbaşkanı'nın karşılanması bu şekilde olmamalıydı. Ben böyle düşünüyorum bir yayın grubu sahibi olarak. Rezil bir durum vardı. Yani ondan sonra da herkes ya işte ben milletvekili oldum umurumda mı? İl başkanı oldum. Sizi bu parti getirmişse, size bu ünvanları vermişse, siz bu partiye ve bu cumhurbaşkanına layık davranmak zorundasınız. CHP için de geçerli, MHP için de geçerli, Deva Partisi için de, Gelecek için de, Refah Partisi için de. Ama bu seçimde Erzurum'da çok sürprizler olacak gibi gözüküyor. İnsanlar mevcut adamlardan bıkmışlar artık. Dönüyoruz diyor, aynı adamlar. Geliyoruz, aynı adamlar. Geliyoruz, aynı adamlar. Bıktık artık diyor bunlardan. Bir değişim istiyor Erzurum'da insanlar artık. Halk tandaslı insanlar istiyor. Kendisini anlayabilen insanlar istiyor. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı şu. Erzurum'daki siyaset, AK Parti özelinde söylüyorum, tamamen 2-3 tane adamın partiye gönül verenlere yönelik kendilerinden olmadığı için itibar suikastıyla uzaklaştırdıkları kişiler küsmüşler. Ve bu 3-4 kişi bu partiyi almış, böyle eviriyor, çeviriyor. Geldiğimiz noktada işte Cumhurbaşkanı'nın mitinginde küsen. Evet. Halk. 30 bin ve Sayın Selami Altınok. Yani bir laf da ona söyleyeceğim tekrar. Bariyerlerin üstüne çıkıp durum çok kötü. Sağ alan çok kötü diye el işareti yapıyorsun ama sizin yüzünüzden gelmedi bu insanlar oraya. Sizin yüzünüzden gelmedi. Çünkü insanlar bıkmış sizden artık. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediklerim ben oldu. Bu seçimlerin milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün partilere başarılar diliyorum. Seçim bir rekabettir, siyaset bir rekabet işidir. Olaysız, efendime söyleyeyim, kavgasız, tatlı rekabet. İnsanların birbirine itibar suikastı. Bakın bize siz söylüyorsunuz. Neler geliyor, ne videolar geliyor, ne görüntüler geliyor. Ne dedim size? Sakın hiçbir şekilde insanlara bel altı, yayın grubumuz asla böyle şeyler yapmayacaktır. İnsanlara bel altı gitmeyeceksiniz. Dolayısıyla bu işler bizim işimiz değil. Yayını tarafsız yapacaksınız. İnsanların eksikleri vardır, hepimizin eksikleri vardır. Eksikleri, hataları vardır. Biz bel altı işlere asla girmeyiz yayın grubu olarak. Çünkü Samimi Haber artık bundan sonra Fransızca, İngilizce ve Arapça'da yayınlarına başlıyor. Dünyaya açılıyoruz.
bu kadar iddialı bir yayın grubunun itibar suikastine yönelik isminin anılmasını, yanın yana bile gelmesini asla ben kabul etmem. Reklam bile almıyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle evet. Bir sürü reklam vermek isteyenler var. Yok biz reklam almıyoruz diyoruz. Çünkü biz tarafsız gazetecilik yapıyoruz. Benim örnek verdiğim Erzurum, benim bu kişilerle de bir problemim yok. Yani ne işte isim geçirdik Selam Bey, Mehmet Emin Bey, bunlarla da problemim yok. İl başkanı, il başkanı da severim ben. Ama yanlış. Ya, tutumların yanlış. Hareketlerin yanlış. Bunları da eleştireceğiz tabii ki. Tabii ki. Evet, teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Samim Haber. Evet. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acay'ı oyun konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.